telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinleme, kayıt alma, sinyal bilgilerini değerlendirme. Bir suça ilişkin delil ele geçirmek amacıyla kişilerin telekomünikasyon araçları yoluyla kurduğu iletişimin denetlenebilmesi. Mümkündür, denetleme kapsamına, telekomünikasyon araçlarının dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi girer. Failin telekomünikasyon araçları ile kurduğu iletişimin tespiti ve failin telefonunun bulunduğu yerin tespit edilmesi amacıyla tedbirin uygulanması daha kolay şartlara tabi tutulmuştur. CMK 135/4, telekomünikasyon araçlarının dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine başvurmanın şartları daha ağırdır. Tedbirin hem şüpheli hem de sanık hakkında uygulanması mümkündür. Dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerini değerlendirme kararı kim, merci tarafından verilir. Telekomünikasyon araçlarının, telefonların dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirine hakim karar verir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararıyla tedbire başvurulabilir. Tedbire 100. Savcısının kararıyla başvurulursa Cumhuriyet Savcısı kararının derhal hakimin onayına sunulması gerekir. Hakim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Sürenin dolması veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbire Cumhuriyet Savcısı tarafından derhal son verilir. CMKM 135/1. Karar 100. savcısı tarafından verildiğinde, onay için hakime gönderilir, hakim kararı onaylamazsa tedbire son verilir, o ana kadar ele geçirilen kayıtlar 100. savcısı tarafından 10 gün içinde yok edilir. CMKM 137/3. Hakim tarafından onaylanmayan kayıtlar hukuka aykırı delil niteliğindedir. Fail dinleme kararına itiraz edebilir mi? Karara itiraz ile ilgili kanunda açık düzenleme yoktur. Fakat 100. savcısı, hakimlik kararlarına itiraz edebilir, şüpheli veya sanık hakkında tedbire başvurulduğunda, failin gizli olarak yürüyen bu tedbirden haberi olamayacağı için itirazı da söz konusu olamaz. CMKM, 35/2, 7 Ocak 135, 267. Dinleme kararı verilirken, tedbir için talepte bulunurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı verilecek hattın veya iletişim aracının sahibi ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor da eklenir. Kanun koyucu, dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi konusunda verilen tedbir kararı için şekil şartları öngörmüştür. CMKM 135/4 kararda. Yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerini değerlendirme tedbirine başvurmak için gereken şartlar. Kanunda gösterilen katalog suçlardan birisinden ötürü yapılan soruşturma ve kovuşturma esnasında daha fazla delil elde etmek için. Şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla kurduğu iletişiminin, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi mümkündür. Bu koruma tedbirinin uygulanabilmesini kanun koyucu bir takım şartlara bağlamıştır. Her suçta dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verilmesi mümkün değildir. İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması ancak kanunda tahdidi şekilde belirtilmiş suçlarda mümkündür. Failin, göçmen kaçakçığı, insan ticareti, kasten öldürme, işkence, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi 30 kadar suçtan birini işlediğine dair kuvvetli şüphe varsa iletişimin, dinlenmesi, kayda alınması veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi mümkündür. Şüpheli veya sanığın dinlemeye konu suçu işlediğine dair somut delillere dayalı kuvvetli şüphe olması gerekir. Kuvvetli şüphe nedir? Kuvvetli şüphe en yüksek şüphe seviyesidir. Kuvvetli şüpheyi oluşturan şeyler olgudan öte somut deliller olmalıdır. Ortalama insan somut delillere bakarak failin suçu işlediğini düşünebiliyorsa kuvvetli şüphe hali mevcuttur. Soruşturma ve kovuşturmada kullanılmak amacıyla başka suretle delil elde etme imkanı bulunmamalıdır. Kanun koyucu tedbire hükmetmek için hem suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin varlığını, hem de başka türlü delil ele geçirme imkanının olmaması şartını birlikte aramıştır. Telefon dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerini değerlendirme tedbirinin uygulanması. Tedbire ilişkin kararlar kurum tarafından yerine getirilir. İletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılması konusundaki karar, 100. savcısı veya emrindeki adli kolluk görevlisi tarafından telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlarının yetkililerine iletilir. Kurum iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu amaçla cihazların yerleştirilmesini derhal yerine getirmek zorundadır. Kurum yerine getirmediği takdirde bunlara zor kullanılması mümkündür. Kurum işlemin başladığı bittiği tarih ve işlemi yapanın kimliğini bir tutanağa kaydeder. CMKM 137/1. Tedbirlerde gizlilik kuralına uyulur.
İletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasına ilişkin kararlar ve bu kapsamda yapılan işlemler tedbir süresince gizli tutulur. CMKM 135/7, telefon dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerini değerlendirme ne kadar süreliğine mümkündür? İletişimin, dinlenmesi veya kayda alınması, sinyal bilgilerinin denetlenmesi, kararı en çok 2 ay süre için verilebilir. Bu süre 1 ay daha uzatılabilir. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında 1 aydan fazla olmamak ve toplam 3 ayı geçmemek üzere uzatma kararı verebilir. CMKM 135/4, örgütsel suçlarda da uzatmalar dahil toplam süre 6 ayı geçemez, telefon dinleme tedbirinin hukuka uygun olarak uygulanamayacağı istisnalar. Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla delil ele geçirmek amacıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında iletişimi tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi mümkün değildir. CMKM 136. Karar 100. savcısı tarafından verildiğinde bunun onay için hakime gönderilmesi gerekir. Hakim kararı onaylamazsa dinlemeye son verilir. O ana kadar ele geçirilen kayıtlar 100. savcısı tarafından 10 gün içinde yok edilir. CMKM 137/3. Hakimin onaylamaması halinde o ana kadar yapılan kayıtlar hukuka aykırı delil haline gelir, muhakemede kullanılamaz. Failin tanıklıktan çekilebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz, kayda alma gerçekleşmişse bile kayıtlar derhal yok edilir, elde edilen kayıtlar hukuka aykırı delil sayılır. CMKM 135/2. Örneğin, öldürme suçundan ötürü F'nin telefonu dinlenirken K ile yaptığı görüşme kayıtları muhakemede kullanılabilir, fakat K, F'nin babası ise kayıtlar muhakemede kullanılamaz. Ceza muhakemesi kişiler arasındaki telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının şartlarını düzenlemiştir. Bu hükümlerde yer alan usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. CMKM 135/9, hangi amaçla yapılırsa yapılsın bu kayıtlar hukuka aykırı delil sayılır, bu deliller muhakemede kullanılamaz, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, kanunda tahdid olarak belirtilen suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse, bu delil muhafaza altına alınır, durum Cumhuriyet Savcılığına derhal bildirilir. CMKM 138/2, tesadüfen ele geçirilen delil, katalog suçlardan birisine ait değilse ele geçirilen tesadüfi delil muhakemede kullanılamaz. Örneğin, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle fail F'nin telefonunun dinlenmesi esnasında, F'nin bir çocuğu istismar ettiğine dair tesadüfen delil ele geçirilirse, delil muhafaza altına alınır ve 100. savcısına bilgi verilir, fakat F'nin, M'yi kasten yaraladığına dair bir delil ele geçirilirse, bu delilin muhakemede kullanılması mümkün değildir, kasten yaralama iletişimin denetlenmesini gerektiren suçlardan birisi değildir, telefon dinleme kayıtlarının yok edilmesi. İletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, failin yerinin tespitine ilişkin kararlar neticesinde soruşturma sırasında ele geçirilen kayıtlar iki durumda savcı tarafından yok edilir. 100. savcısı soruşturmanın sonunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğinde veya 100. savcısı tarafından verilen tedbir kararının hakim tarafından onaylanmaması halinde kayıtlar yok edilir, yok etme işlemi 100. savcısı tarafından yapılır, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet Savcısının denetimi altında en geç 10 gün içinde yok edilir, yok etmeye ilişkin durum 100. savcısı tarafından bir tutatakla tespit edilir. CMKM 137/3. Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir. CMKM 137/4. Kaynak, Murat Yayınları, Centel, Zafer CMK Hukuku S. 404. Avukat Saim İNCEK AŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.